Ceberut iktidarın Kürt'e ve Kürt'ün yanında duran muhalife uyguladığı düşman hukuku, yasa ve demokrasi dışı hamlelerin sonu gelmiyor. FETÖ'cü ve darbeci olmakla itham ettikleri ve hala aranan bir savcının düzmece gerekçelerle 10 yıl önce açmış olduğu dava tozlu raflardan alelacele indirilerek hem ön seçimde hem genel yerel yönetimler seçiminde Hakkari halkının tercihi olmuş, seçim kazanmış belediye eş başkanımız Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyum atanması rezaleti bir yana, gözaltına alınır alınmaz bir çırpıda talimatla iş gören yargı eliyle 19 yıl 6 aya mahkum edildiğini öğrendik. Şunu hemen en başta söyleyelim. Halkımızın iradesini hiçe sayan kayyum atama kararınızı da, eş başkanımıza verdiğiniz özel sipariş cezayı da tanımıyoruz, tanımayacağız. Mehmet Sıddık Akış onurumuzdur, irademizdir. Ona sonuna kadar sahip çıkacağız. Şimdi soruyoruz. Anayasa 10. maddesinde teminat altına alınan eşit yurttaşlık Kürtler için geçerli değil midir? Herkesin din, dil, ırk, siyasi düşünce, inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin seçme ve seçilme hakkıyla eşit olduğu, kağıt üstünde kalmış, uymadığınız, uymayacağınızı ilan ettiğiniz eşit yurttaşlığa ne oldu? Hakkari 2015'te seçti, kayyum atadınız. 2019'da seçti, kayyum atadınız. 2024'te yine seçti, yine kayyum atadınız. Yani Kürt bizim belirlediğimiz adayı seçmezse, seçmenin, seçiminin oy attığı sandığın bir hükmü yoktur mu diyorsunuz? O zaman yani hani normalleşmeden, yeni anayasadan falan bahsediyorsunuz ya, eş genel başkanımız Tuncer Bakırhan'ın dünkü grup toplantısında belirttiği gibi anayasanın ilk maddesine bizim belirlediğimiz adayı seçmeyen Kürt'ün seçimi hükümsüzdür, yazın olsun bitsin. İkinci maddeye de Kürtler tebaamızdır ve sömürgedirler yazmayı da unutmayın. Barış diyen Tahir Elçi, silahları devreden çıkarın, diyalog ve müzakere kanallarını açın çağrısı yaparken alçakça katledildi. Demokratik siyasette ısrar eden Kürt siyasetçilerin başına nice çoraplar ördünüz, rehin aldınız, yüzlerce yıl cezaya çarptırdınız. Kürt halkı ve onun öncüsü olan siyasiler bütün bu baskılara rağmen demokratik siyasette ısrar ediyorlar. Bunun kıymetini bilin. Barış, diyalog, müzakere çağrısı yapan bir belediye eş başkanımız daha mahkum etmenizin size bu coğrafyaya, size ve bu coğrafyaya haklarımıza kazandıracağı bir şey yok. Artık yeter. Edibese, edibese. Belediyelerimizi ve kazanımlarımızı sizlere gasp ettirmeyeceğiz. Bu oyunu el birliğiyle hep birlikte bozacağız. Saldırım üzerinde ilerleyen grubu sesleniyorum. Slogan atmadan dağılın. Slogan atmadan dağılın. Dikkat dikkat. Saldırım üzerinde bekleyen slogan atan grubu sesleniyorum. Slogan atmadan dağılın. Beyler bey dağılın. Dağılmadığınız takdirde aklınızda yapmalı işlem yapılacaklar. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP.